Cem Gariboğlu dosyası. Cem Gariboğlu dosyasını çok merak ediyorduk. Bizler de sizler gibi. Hepimizin aklında acaba mı? Acaba mı diye 30 tane soru var. Şaibe var. Dedik ki Cem Gariboğlu yaşıyor mu? Yaşıyorsa nokta 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 bir takım sorular. Hepsini dedik soralım. Bu iletişim esnası aldığımız cevaplar. Şu an için alt sesler ben duymuyorum. Şu an için çok hafif diyor. Ben duymuyorum. Ekipmanı kurdum. Bir 5 dakika 10 dakika oyalandık. İşte oraya ana kamera vesaire. Yani bir zaman harcadık. Bu zaman esnasında bir net alt ses yok. Yine aynı bölgedeyim. Yukarılara bakıyorum korkarak. Çünkü son geldiğimizde korkunç bir yerde burası. Eminim ki hala böyle. Biz bir şeyleri tetikleyeceğiz. Ondan sonra olacak bir şeyler. Diyorum. Cem Gariboğlu ile ilgili sorulara başlıyorum. Hazır mısın? Ama önce bir hikayesi var. Onu bir anlatalım. Yani bizi bu dosyada etkileyen, özellikle bu paranormal iletişimde niye Cem Gariboğlu dosyasını seçtik? Onu bir söyleyelim. Bu Mevlüt okunuyordu. Doğru hatırlıyorum değil mi? Münevver'in vefatından sonra Münevver'in tarafı, işte anne baba vesaire yakınları. Mevlüt biliyorsunuz bizde örf adet öyledir. Mevlüt okunurken o gün galiba yanlış hatırlamıyorsam içeriye bir kelebek giriyor. Beyaz bir kelebek. Ve aile yakınlarını, anne baba işte kim varsa birinci derecede hepsini geziyor kelebek tek tek. Ve birbirlerine bakıyor aile bireyleri. Münevver mi bu diyorlar. Münevver bu diyorlar. Hatta. Değil mi? Öyle bir selamlama oluyor. Sesli söylüyorlar. Değil mi? Yani iç sesleri dışa vurmuş. Birbirleriyle konuşmuşlar bunu. Ve yani ya ışık hüzmesi ya kelebek ya da işte o hale şeklinde toplar oluyor. Ruhani varlıkların biliyorsunuz. Orplar. Orplar dediğimiz. Gözlemler bundan ibaret oluyor dünya genelinde. Münevver Karabulut cinayetinde de işte ailesi Mevlüt okuturken yaşadığı bu kendilerince paranormal olan yaşanan bu olayı biz de ciddiye aldık. Dedik o zaman yarım kalan bir şeyler var. Arafta kalan bir şeyler var. Soru cevap yapalım. Şimdi biz Antik Ghost olarak antik dönemlerle ilgili paranormal çekimler yaptık. Fakat bu demek olmuyor ki yönümüz değişebilir, farklı dosyalar işleyebiliriz, farklı konular, deneyler yapabiliriz. Tabii ki deneyeceğiz, tabii ki işleyeceğiz. Ha, Antik Ghost'a devam, fakat Antik Ghost vizyonu daha da renklenecek. Rengarenk olacak Antik Ghost. Çünkü bir şeyler real, bir şeyler gerçek. Paranormal aktivite var. Yaşadık. Anomali durumlar yaşadık. Fiziki olaylar yaşadık. Sesler duyduk. Kayıt altına aldık. Hep beraber gördük. Dinledik. Aldığımız radyo frekansından alınan cevaplardaki tutarlılığa nutkumuz tutuldu. Belki bir futbol maçından isim alıyor. Ahmet diye. Ama üstüne ekliyor. Biz bahçedeyken. Üstüne ekliyor. Tek salıncaktı. İşte tek dişi telli. Veyahut da İstanbul'da bir odada zarfın içinde zarfta götürdüler aldılar gibi cevaplar aldık. Bu aktivitede, bu iletişimde şu bir net, bazen çıkış yolu bulamıyorlar. Kendi sesleri ne kadar bir şekle girebiliyorsa, hani bizler oksijen tüketiyoruz ya, dilimiz bir dili ve dudaklar kombinasyon yapıp bir üfleme esnasında kendi ciğerimizden gelen sesle, ağız yapımızla bir ses çıkıyor değil mi? Kendimize özgü. Ben tıp insanı değilim ancak bu şekilde anlatabilirim. Yani bilimsel olduğu kadar. Onların bedenleri olmadığı için sanki tek düz bir sese sahipler gibi bir algı oluştu bende. Ve bu alt seslerin de sebebi bu. Rüzgara verdikleri şekil ancak bu kadar şekil değiştirebiliyor. Ses potansiyeli ancak bu kadar renklenebiliyor.
uyum sağlayabiliyor ortama. Fakat daha da çok takıldıklarında kelimelerden radyo frekanslarını tararken kesitlerden alıp hani cinayet filmlerinde olur diye böyle seriler izlemişizdir böyle Oscar ödüllü filmler. Katil ne yapar? Bir zarfa gazete küpürlerinden renkli harfleri keser. İşte seni yakalayacağım der değil mi? İşte el yazısı belli olmasın diye gazete küpürlerini kullanır. Üst taraf büyük harf küçük harf karışıktır. 5 harflidir bir kelime ama büyük harf küçük harf karışık böyle karman çurmandır ama okunur. Onun gibi bir şeyin içindeyiz. Buna hiç şüphe yok. Ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Altını çiziyorum. Bununla övünüyoruz, gurur duyuyoruz. Hem kendi adımıza hem sizler adına. Böyle bir şeyi temsil etmek çok güzel, çok onur edici bir şey. Özellikle son iki seansta, kriminal seansta aldığımız sonuçlar bizi muhteşem nirvana'ya çıkardı. Biz, açık söyleyeyim, bu kadarını beklemiyorduk. Bizler de şok olduk. Dedik ki sıra münevver dosyası olsun, şaibeli dosya olsun, hala yaşayıp yaşamadığı tartışılan halkın %99,99'u bizim tanıdığımız kime sorsak yaşıyor diyor. Çok küçük bir kesimi belki. Hayır yaşamıyor. Bütün soruları soralım istedik. Ve ben girişe kısa bir EVP ile başlayacağım. Yani birebir onların sesiyle başlayacağım. Bu arada size anlatırken ana kameraya adapte olduğum için size olan saygımdan size baktığım için bunu göremedim. Bununla ilgili bir durum varsa artık evde editlerken, altyazıları yazarken göreceğim sizlerle birlikte. Evet, 10. Ama önce, açmadan önce. Hazır mısın? O bizim mıknatıs kelimemiz var ya. O kelimeyi aslında öksürük sesi geldi diyordun mu? Yaşlı bir amcanın öksürük sesi geldi. Ama bölgede kimse yok. Ya bir büyük hayvanın aksırıp ıksırması insan sesine benzettik olabilir. Rüzgarlı bir bugün biraz. Ya da gerçekten bir insan çökmüş, ne yapıyor bunlar diye bizi izliyor. Öyle bir yer değil burası, bakir bir yer. Ya birisi gelirse kesinlikle görürsünüz yani. Kaydı sorulan zaman araba geçer gider ya da motosiklet neyse. Ama öyle aktif bir yer değil. Günde bir araba ya geçiyor ya geçmiyor. Velhasıl konuyu toparlayalım. Ruhlar aleminden bizi duyan ya da gören birileri var mı? Dediğimde aslında onlara sinyal göndermekten ziyade biz kendimiz berrakla kurmuş oluyoruz kendi enerjimizi, kendi aromuzu. Çünkü yaşadığımız tecrübelerden kaynaklı hep o kelimeyle başladık ya. Anlatabildim mi? Evet yapacağım. Alemlerden bizi duyan ya da gören birileri var mı? O yoğunluğu bugün yaşayacak mıyız? Sizlerin sesini duyacak mıyız? Pozitif geldik. Pozitif konuşmak istiyoruz. O neydi? Bir şey kırıldı resmen. Yo, cihazdan duruyor. Ha, arşiv düşmüş. Ama imkanı yok. Yani, geldi. Tamam, kayıyor. Evet, tamam. Yakın olması lazım. Şöyle bir. Ayrılmaması lazım çünkü kanaatim ne kadar enerji elektrik bir aradaysa yabanda o kadar onlar için sanki bir hat oluşuyor ya da bir enerji destek alıyorlar, yakıt alıyorlar gibi enerjiden. Daha da güçleniyorlar gibi. Bu benim teorim. Oo sarı. Turuncu belki. Sarıyı görüyorum hala. Hala yanıp dönüyor. Şu an durdu ama az önce hırçınıyordu. Sarıyı gördüm net. EVP açık, evet evet. Hayır, EVP açık değil. EVP açık. Ruhlar aleminden bizi gören ya da duyan birileri var mı? EVP kayıt. Ruhlar aleminden bizi gören ya da duyan birileri var mı? Varsa bana ismini söyle. Cem Garipoğlu hakkında sana soru sormak istiyorum.
Kulağıma fısıldayabilirsin. Sonlandırdım. Bu arada Berrak gözlerini kapatmış. Ben de duydum. Sana baktım. Duydun mu diyecektim. Sen görmedin beni. Kapalıymış. Ben de sonradan fark ettim. Evet, dinleyelim. Var. Cem Gariboğlu hakkında sana soru sormak istiyorum. Kulağıma fısıldayabilirsin. Evet. Evde detaylı dinlerim. Ama var. Değişik bir ses var. Yani konuşma sesi de duydum sonlara doğru. Başında böyle sanki elimdeki cihaza veya işte bir objeye vuruyormuşçasına. Yine sarıyı gördüm ben. Hem de sabit yandı. Şu an burada. Şaka gibi hala yine. Başlayalım mı? Radyo frekanslarını taratıyoruz. Ve soru cevaba geçiyoruz. Hava biraz soğuk. Hazır mısın? Çünkü... Cem Gariboğlu hayatta mı? Kardeşim. Öyle bir şey söyledi. Kaldır şunu ya da kardeşinin. Ses bombasını biraz uzaklaştırayım şöyle. Yankı azalsın. Neyi kaldırayım? Beni tanıyorsunuz. Daha önce iletişim kurduk. Aynı varlıklarla mı konuşuyorum? Size güveniyorum. Ve soru cevaba devam etmek istiyorum. Seda. Cem Gariboğlu hayatta mı, değil mi? Está contando. Eğer hayattaysa nerede şu an? Hangi ülkede? Seni duyuyorum. Bana net cevaplar ver. Hangi ülkede Cem Gariboğlu? Konuşma
Duyuyorum hepsini. Münevver Karabulut'un vitamini evinde görülen kelebek Münevver'in ruhu muydu? Tenemos mucho. Si nos entorno. Münevver'in öldürüldüğünü bilen kaç kişi var? O olay yaşıyor. Efendim. Efendim. Konuştuğu dil o ülkeye ait. Evet, İspanyolca. Cem Gariboğlu şu an ne yapıyor? Yaşıyor mu? Yemek mi yiyor? Yaşıyor. Yaşadığına eminim. Söyledim çünkü. Cem Gariboğlu yaşıyor mu? Yaşamıyor mu? Özel. Cem Gariboğlu hayatta mı? Eğer Cem Gariboğlu hayattaysa şu an ne yapıyor? Göredir. Benzemek. Evet. Evet, yetane bir şey gibi. Bilya. İletişim kurduğum. Zaten olay çok vahşet bir şeytan. Çok tok bir ses. Ve bu aileyi koruyan şeyler de çok şeytani, biliyorsun. Evet. Duydun mu? Duydum. Neydi? Bilmiyorum. Arkandan geldi. Ağacın arkasından geldi. Çılgın bir rüzgar yok. Arada böyle bir sertleşiyor. 10-15 saniye kesiyor. Yine yavaşlıyor, duruluyor. Yani kuytu bir yer zaten burası. Bilginiz olsun. Münevver Karabulut cinayeti işlenirken Cem Gariboğlu tek başına mıydı? Bu cinayeti tek mi işledi? Kalem. País en guerra. Hemen altına gidiş. Hemen altına gidiş gibi bir şey. Münevver Karabulut öldürürken Cem Gariboğlu yalnız mıydı? Evet.
arkadaş falan. İlham. Eğer yaşıyorsa Cem Gariboğlu. Ameliyat ya da operasyon yaptırdı mı? Yüzü değişti mi? Kimliği değişti mi? Que nosotros hacemos. Bu İspanyolca herhalde. Hangi şehirde? Cem Gariboğlu. Eğer yaşıyorsa hangi şehirde şu an? Evet. Her anlamda korunuyor. Ruhani yaptıkları ritüellerle korunuyor. Şu an iletişim kurulu. Ritüel yaptıkları ile ilgili çok bilgi atmıştı medyada. Araya. Ama ailenin durumuyla da ilgili Yahudi asıllı bir aile. Yahudi asıllı bir aile, evet. Yani korunuyorlar gerçekten ki araya sürekli zıt birisi giriyor. Evet. Masonlukla ilgili durumlar da var. Doğru, ailesi. Bizi korkutamazsın. Ve bu bilgileri senden olmasa da bir başka varlık türünden alacağım. Hem de şimdi. Cem Gariboğlu hayatta mı? Sesimi duyan ya da gören benim gibi pozitif bir varlık türü şu an buradaysa soruma cevap versin. Cem Gariboğlu hayatta mı? Ne oldu? Tamam. Fiziksel mi? Sana mı? Ne oldu? Eline mi? Duydun mu? Duydum. Oradan geldi. Cem Gariboğlu hayatta mı? Bana doğru bilgi verin. Cesur oldu. Yol aldı. El eller üstündür. Eminim ki o varlıklar için de bu geçerlidir. El eller üstündür yani. Cem Gariboğlu hayatta mı? Daha önce bana yardımcı olan varlıklar, sizden cevap bekliyorum. Net cevap verin. Cem Gariboğlu şu an hayatta mı? Araya parazitler girmesin. Şeyde de anlamadım. Belki cevapları aldık. Ben inat ediyorum ki emin olalım. Ve şu an hayattaysa hangi şehirde, hangi ülkede Cem Gariboğlu? Aşağı. Instagram. Selam. Selam.
Bana ismini söyler misin? Bana yardımcı olabilir misin? Sorularıma cevap verir misin? Cem Garipoğlu hayatta mı? Şu an zihnimde gördüğüm kişi. Hayır değil dedim sana. Cem Garipoğlu'nun mezarında yatan kişi kendisi mi? Onun bedeni mi? Doğru mu dedi? Cem Garipoğlu bu cinayeti yalnız tek başına mı işledi? Cem bir şey dedi sanki. Ya da Cerato gibi anlamadım. Anlamadım. Hareketlik yakaladım. Ortam ses. Cem Garipoğlu cinayetiyle ilgili bana bilgi ver. Bu cinayeti tek başına mı işledi? Duyuyor musun sesleri? Bahçe. Bahçe. O kadar. Bahçe iyidir. Bahçe işleri, bahçe iyidir. Ne alaka? Onu anlamadım. Oo, tekrar burada. Bana selam veren. Kaç yaşındasın? Kendi dünyanda. İyi kardeşim. Bana yaklaşabilir misin? Bana fiziksel dokunabilir misin? Üzerimdeki monta dokunabilir misin? Sallayabilir misin? Fiziksel bir temas mümkün mü? Peki dedi de başıma dokunan sen misin? Önce başıma sonra burnuma dokundun. Önce başıma sonra burnuma dokundun. Hemen. Sana montuma dokunabilirsin dedim, yüzüme değil. Ne yaparız? Bizim ismimizi biliyorsun. Ah. Acayip hissettim kendimi. Ne? Hoş hissetmedim. Thank you.
Münevver Karabulut bir ritüel uğruna mı öldü? Bir kurban mıydı? Ritüel için. Kendini bize ağaç kavuğunda gösterebilir misin? Bize görünebilir misin? Aquí hay dos. Münevver'in ruhu burada mı? Hiçbir... Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Hayatta mı? Porque efectivamente hem bir uğultu duydum. Emin olmak için bir dahakine dedim. Belki bu 6. 7. Şimdi kulağıma Engin sesi duydum. Bir 5 saniye önce. Şimdi bir ışık hüzmesi şurada gördüm. Şaka yapmıyorum. Ondan 15-20 saniye şurada bir karartı gördüm. Ondan 2-3 dakika önce şurada bir iki karartı gördüm. Ondan önce sana baktığımda ağacın arkasında karartı gördüm. Artık baya baya görmeye başladım. Ya da bana öyle geliyor. Bu taraftaki kadrajda değil biliyorum. Ama burada gördüm. Veya buradaki aktivite harici de olduysa ben de bu güzel eve gideceğim. Ruhlar aleminden beni gören ya da duyan her kimsen bana ne... Duydum. O ağlayan kim? Çok fazla. O ağlayan kim? Biziz. Siz kimsiniz? Duyduk sizi. Siz kimsiniz? Tüylerim diken diken oldu. Kesti. Ağlama sesi. Siz kimsiniz? Size yardım edelim mi? Şu an montumda bir fiziksel temas hissediyorum. Arka tarafımda, kadrajda çıkmıyor muhtemelen. Bu dirseğimde. Ben rahat söylüyorum. Hala var. Küçük dokunuşlar var. Bir yol ama çok büyük kırılama yok. Tırsmadım ama biraz tuhafım. Koluma dokunan da mı sizsiniz? İyi kardeşim. Her ne? Siz ruh musunuz? Arafta mı kaldınız? Yoksa cinler misiniz? Poltergeistler mi?
Çok zayıf bir su sesi aldığından eminim. Merhaba mı? Merhaba. Kimsin sen? Adını söyle. Boş değil. Hem de hiç hoş değil. Alimlerin. Resim isteyelim. Bir de resim isteyelim bakalım. Kazmasız. Az önce ağlama sesini duyduğumuz varlıklar. Resimde ne görmek istediğimizi gösterin. Siz kimsiniz? Kendinizi bize resim olarak gösterin. Rüzgardan dallar yapraklar tabi arada bir hareket ediyor ama tabi tribe girmemek mümkün değil yani. Ağlama sesleri çok net. Şu an gündüz vakti saat 13.30 falan olması lazım. 15. 15 mi? 15 mi? Resim geldi mi? Evet. Resim gelmiş. Bakabilir miyim? Duydun mu? Yaşlı biri bebek gibi görünüyor. Yaşlı biri bebek gibi görünüyormuş. Nasıl olsa zihin okuyorlar. Yani sussam da kâr etmeyecek. Korkmadığımı da biliyorlar. Cinler o zaman. Yani bari dile getireyim. Siz bilin. Aklımdan geçmeyin. Çok saçma. Kucağında bebek var ama kafası çok yaşlı. Bakabilir miyim? Kucağında bebek var diyor ama çok yaşlı kendisi. Oo. Bu ne ya? Bebeğin kafası yok Berak. Bebeğin kafası yok. Ya da Berat'cığım, münaveri sorduk ya, konu kapandı. Yani kamera umarım kayıt altına almıştır. Az önce duyduğumuz sesler gerçekten insanın iliğine kadar işliyor. Var mı devamı? Sesi duyduğuma göre var. Bir fotoğraf daha istiyorum. Çok büyük bir ateş var diyor. O günkü ruhani sesler yok ama. Yani o trafik yok, değil mi? Daha korkunç, daha şiddetlisi vardı. Evet. Fakat trafik kalabalığı o kadar değil. Sanki o geldi ya da onlar geldi, diğerleri dağıldı, uzaklaştı. Ancak uzaktan duyuyoruz seslerini gibi. Devam ediyor mu? Emin değilim. Ben de. Bunların analizini yapmamız lazım. Evet, analizini yapacağız. Yol aldık mı? Ona bakacağız. İlginç cevaplar aldık mı? Onu öğreneceğiz.
zaman sonlandıralım. Ben bir eve feda yapayım. Gerçek sesleri. Az önce ağlama sesi duyduk. Bize ismini söyle. Kimdin sen? Şu an konuşan, bana adını söyle. Kimsin sen? Seni duyuyorum. Seansı şu an sonlandırıyorum. Bu sohbet burada biter. Ama seni hala duyuyorum. Az önce ağlama sesi duyduk. Bize ismini söyle. Kimdin sen? Full. Kıpkırmızı oldu az önce. Hala alıyor. Vay canına. Full oldu, full. Kıpkırmızıydı. Çok büyük bir enerji bu. Sıkıntılı bir enerji. Sonlandırıyorum. Evet, analiz zamanı bakalım. Bir şeyler çıkacak mı? Çok merak ediyorum gerçekten.